Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda artık bugün diyebileceğimiz oynanacak olan 29 Temmuz 2023 tarihli futbol tahminleriyle karşınızdayız. Futbol tahminlerimiz gelmeye devam edecek. Devam ediyor. Önceden de size diğer videolarda belirtmiştik. Bu yıl futbolda çok daha aktif olacağız. En Amazon yayınlarıyla, en tahmin videolarıyla, en başka değerlendirmelerle, transfer gündemleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Futboldaki de gücümüzü sizi göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki izlerseniz, beğeni atarsanız, yorum yazarsanız, sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağız. Ee, abone olmayanlar abone olsunlar. Bu kanal çok daha güçlü yerlere gelecektir. Tabii ki çok video atıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Biraz eksik kalıyoruz bir şekilde. Onun hazırlıklarını, onun daha güçlü olmasını çalışıyoruz. Siz de destek çıkarsanız bu kanala kanal daha fazla büyüyüp daha fazla destekler de size çıkacaktır. Ve daha fazla size kazandırmaya devam edecektir. Yine de biz kazandırmaya devam edeceğiz. Durmuyoruz. 29 Temmuz yani Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarıyla bazı ligler yeni başlıyor. Bundesliga 2 bugün bu geceki geçen dün geceki maçla başladı. Aynı zamanda Belçika Ligi, Jupiler Ligi artı Avusturya Ligi. Yani bunlar sezonu açmış oluyorlar. Bu hafta itibariyle başlıyorlar. Ee, Diğerliklerde tabii ki Danimarka Ligi ve Bulgaristan Ligi başlamıştı. Geçen hafta itibariyle ve oralardan size maç seçerek e, vermeye çalışacağız. E, yorum yaparak detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ve hedefimiz kazandırmak yine iki kupon önerisinde size bulunacağız arkadaşlar. Başlıyoruz ilk maçla Bundesliga 2. Almanya'da olağanüstü bir maçla başladı. Hamburger Schalke 04 karşısında 4-3 yendi. Güzel bir maç, gollü bir maç oldu. Bundesliga'da da Bundesliga 2'de de goller bol bol geliyor. Bunu ilk maçtan itibaren bize hatırlatmış oldular. Şimdi burada size daha sağlamdan vereceğim bu ilk maçı ama isteyen burada gollere de gidebilir. Hanover 96, Elversberg. Elversberg Bundesliga 2'ye yeni katıldı. Hanover ise Bundesliga'da 1'de oynayan, kısa zamana kadar oynayan takım 2'ye düştü. 2'de tutunmaya devam ediyor. Bir efektif oyunla Bundesliga'ya çıkmaya çalışacak. Bu yıl daha iyi kadro kurdular daha güçlü olacaklar gibi gözüküyor. Bir deneme yaparlar mı çıkmak için? En azından ya da daha üst sıraları zorlayacaklardır. Hanover 96 yeni gelen Erezbek karşısında büyük bir ihtimalle bu maçı kazanır. Ben sağlam olarak bu maçta 1x çifte şans öneriyorum. 1.30 orandan ama isteyenler 2 orandan Hanover 96'nın galibiyetinde kullanabilirler. Artı olarak burada rahatlıkla 2.5 gol üstü olacaktır. Ee, yani Hanover 2 gol atar. Elves Berk'te hoş geldin için bir gol bulma imkanı olur. 2-1, 3-1, belki 4-1 gibi bir maç bekliyorum. Yani 2.5 gol üstü de rahatlıkla gelecektir. İsteyen, üstte oynamayı seven, üstte de gidebilir bu maçta. En sağlamı Hanover-Elvesberg maçında 1x çifte şans. Diğer güç ikinci seviye sağlamı iki buçuk gol üstü. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Avusturya Süper Liginden geliyor. Avusturya Bundesligasından geliyor. onlar da yeni başlıyor. İlk haftaları Altak Zalzburg karşısına çıkacak. Devamlı şampiyon olan Red Bull'un sponsorluğunda devamlı şampiyon olan ve iyi oyuncular çıkartan Son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde de iyi başarılar sağlayan Salzburg Altak deplasmanına ilk maça çıkacak. Yani burada tabii ki doğal olan şey yine gerçekleşecek. Salzburg'un takımı kat kat çok daha güçlü. Altak deplasmanından farklı bir galibiyet almalarını bekliyorum. Salzburg kazanır 1.30 oranından sağlam olarak oynayabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. Üçüncü maç dediğim gibi Belçika Ligi'nden gelecek. Jupiler Belçika Ligi açılıyor. Jupiler bir bira markası. Uzun zamandan beri Belçika Ligi'nin sponsoru. Bilenler Belçika'da yaşayanlar biliyordur. Biz de gittik oraya birkaç kere biliyoruz. Yani Jupiler Ligi son dönemde güçleşen ve öne çıkan liglerden biri. Geçen yılın şampiyonu Genk bu maça çıkacak. RVDM diye takıma karşı yeni gelen cüplere yeni gelen RVDM Genk maçı olacak. Tabii ki burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Genk'e güvenebilirsiniz. Geçen yılın şampiyonu Genk. Şampiyonlar Ligi onları bekliyor. Klub Buruş'un önüne çıktılar. Uzun zamandan beri Klub Buruş hep orada iyilerdeydi. Bu yıl Genk şampiyonluğu almayı başardı. Ve bu maça çıkacak. ilk maçıyla deplasmana yeni lige yeni gelen takıma karşı çıkacak. Kazanmaları muhtemel. Kazanmak isteyenler daha yüksek orandan burada Genk'e güvenebilir. Ama ben sağlam olarak x2 çifte şans öneriyorum. Genk kazanamazsa da bu ilk maçta çünkü yeni gelen takımı tanımıyoruz. İlk başta kazanamasa da en azından kaybetmeyecektir. 1-25 oradan x2 çifte şansı sağlam olarak kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Bulgaristan Ligi'den gelecek. Pirin Blagoevgrad-Botev-Plovdiv maçı. Botev-Plovdiv çok daha güçlü bir takım. İyi sponsorları var. Yeni sahipleri var. iyi oyuncuları var. Özellikle hücum ve orta saha tarafında. Ee, i̇lk maçlarda da 1-2 e, beraberlik aldılar. Ee, bir galibiyet aldılar. Pirin Bagoyevgrat ise düşmeye aday takımlardan biri. Kadrosu düşük seviye. Ama yine de kendi evinde iyi oynayabilen takımlardan biri. Bu maçta size sağlam olarak önereceğim şey Botev Plodif kaybetmez. Kazanabilir. İsteyen Botev Plodif'e güvenebilir. Yüksek oranda ama en azından sağlam olarak kaybetmez. 1.30 oran x2 çifte şans. Bildiğiniz gibi ben sağlam maçlar vermeyi seviyorum. Öyle bir kupon size öneriyorum. Ve ekstra bir sürpriz kuponla da daha yüksek oranlı kuponla da öneriyorum size. Bu maç Botev Plovdiv kaybetmez. Sağlam olarak güvenebilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maç Danimarka liginden geliyor. Ve ile Kopehagen karşısında fazla konuşmaya değmez. Zor bir maç. Kolay olmayacak. Deplasman sonuçta. Ama Kopehagen favori. Ee, tabii ki onlar da rövanş maçına şampiyonlar liginde devam ediyorlar. Çıkacaklar. Kafalarında biraz daha fazla o olacak. Ama Burada V ile Copenhagen maçında zor da olsa 1-0 da olsa Kopenhagen kazanır. İsteyen kullanabilir. Kopenhagen'in galibiyetini 1-60 orandan. Ve geliyoruz 6. maça. 6. maçımız Arjantin'den geliyor. Arjantin tabii ki şu anda ligin artık 27. hafta 27. haftası. Arjantin liginde genelde e, 27 falan takım var. Yani bir sezonda normal sezonda e, 50 civarında maç yapılıyor. Yani bu 27. hafta son haftalar diye düşünmeyin. Aşağı yukarı ligin ortasının biraz üstü diye düşünebilirsiniz. Bu maçta size önereceğim maçta Independiente Boca Juniors maçı. Boca Juniors Arjantin'de Buenos Aires'te Maradona'nın takımı. Son dönemde güçlü oynuyorlar. Seri galibiyetleri var. 4 tane galibiyet aldılar. Beraberlik 6 galibiyet. 3 sıraları çıkmaya başladılar. Tabii ki hedefleri ilk 3'te yer almak ve Copa Libertadores'e kazanma katılmak hakkı kazanmak. Şu anda durumları orada değil. 10. sıra civarındadırlar. Yani daha uzun yolları var. Independiente ise orta seviyelerde bir takım düşmemeye oynayan bir takım, tabii ki daha üst sıraları hedefleyen bir takım ama evinde güçlü oynayan takımlardan biri. Bu maçta size beraberlik öneriyorum. Boca Juniors kazanabilir. İsteyen güvenebilir Boca Juniors'a ama ben sağlam olarak burada bir beraberlik maçı her bir videoda veriyorum biliyorsunuz sağlam bir beraberlik maçı olarak bunu görüyorum. Independiente Boca Juniors maçı ya 0-0 ya 1-1 gibi bir sonuçlanmasını bekliyorum. İsteyen 0-0'a, 1-1'e direkt sonuç olarak da oynayabilir. 2.80 oranından beraberliği rahatlıkla bu maçta kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 6 tane maç tahmininden sonra size 2 kuponun içerisinde bulacağım. Dediğim gibi her zaman yaptığımız gibi bir sağlam kupon veriyoruz ve bir daha yüksek oranlı kupon veriyoruz. İlk maçımız Altak Salzburg. Salzburg kazanır 1.30 oran. Revedeme Genk Jupiler Liginden X2 çifte şans 1.25 oran. Genk kaybetmez. İsteyen Genk'e güvenen Genk'in galibiyetini de alabilir. Ve Perin Bagoevgrad Botev Plovdiv maçı x2 çifte şans 1.30 oran Botev Plovdiv kazanabilir ama kaybetmez. Bu üçlüyü oynadığınızda 2.20-2.30 civarında 2 ve üzerinde oran oluşturmuş olursunuz. Ve sağlam bir kupon olarak kullanabilirsiniz. Ve sağlam bir kupondan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. İkinci kuponumuz ise Dediğim gibi Independiente Boca Juniors berabere 2.80 oran ve ile Kopenhagen Kopenhagen kazanır 1.60 oran ve Hanover Elversberg Bundesliga 2 hoş geldin maçı olarak 1x çifte şans Hanover kaybetmez. Bu üçlüyü de oynadığınızda 5 gibi güzel orandan daha yüksek orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar. Abone olmayanlar abone olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.